Yeni bir videodan selamlar. Bugün konuğumuz boğa kırbacı. Hatta ultra slow motion'da boğa kırbacı çünkü boğa kırbaçları ses hızını geçebilen insan yapımı ilk nesne. Ve bunun ultra slow motion'da nasıl gözüktüğünü çok merak ediyorum. Yanlışlıkla yaptı. Yanlışlıkla vurdum ve ne oluyor ya? Oo, ne yaptın lan? Bir şey yaptım. Ses bariyerini geçebilmesinin kısaca mantığı şu. Siz böyle en başta küçük bir hareket yapıyorsunuz. Ama o böyle akışkanlar dinamiği bilmem nesiyle uçta 340 metre saat hıza ulaşıyor. Şimdi 340 metre saat hız. Çok hız demek. Ses hızına ne kadar yakın? Aynı. O zaman nasıl aşıyor? Daha sert vurunca aşıyor mu? Uzun olunca aşıyor galiba. Öyle bir şeyler. Bir tane üniversite makalesi okudum ama çok sıkıcıydı. Bir yerden sonra sıkıldım bir de İngilizce falan. Yok şimdi biz bunu vurduğumuzda böyle etraf falan patlamayacak değil mi? Ses hızında bir şeye vuracaksın abi. Ses hızını aşan jetler falan var ya, videolarını izlemişsindir. Tam onlar 340'ı aşıyor. İşte öyle bir görüntü olacak mı? Senin yeteneklerine bağlı o. Ultra slow motion kamerayı ne kadar iyi kullanırsan o kadar yakalayabilirsin. İyi bakalım. Şimdi yarım saattir deniyorum bu arada. Kullanması göründüğünden birazcık daha zor. Her zaman şöyle birazcık dışarıda tutmanız gerekiyor. Yani bir sürü tekniği var vurmak için. Ama bileğinizi böyle birazcık içeri doğru kırarsanız sırtınıza vuruyorsunuz, kolunuza vuruyorsunuz falan. Ve bayağı can acıtıyor. Mesela kırbaç patlaması diye bir şey var, onu daha yapamıyorum. Doğru bir şekilde yapabilirseniz böyle çok sağlam bir alkış sesi gibi bir ses çıkartıyor. Böyle çatırt çatırt diye. Whip cracking diye geçiyor. Kayıttan önce bir kere yanlışlıkla yaptım ama nasıl yaptığımı şu an bilmiyorum. Harun soyunduğunda öğreneceğim. Ben soyunmayacağım hiçbir zaman bu videoda. Nasıl, sırtını şey yapmayacağız? Hayır tabii ki. Kırbaç aldım o kadar. Beni alakadar etmez. Sen geçen videoda bu arada kaybetmişsin hile yapıp. Hem de iki kere yapıp. Onu konuşalım mı? Konuşalım. İki kere 11 tane vurmuşsun. Evet orada ama kurguda artık ne yaptıysan herkes şey diyor. Harun 9'u iki kere vurmuş diyor ama sayıyoruz 10 tane 60 çıkıyor. Nasıl iki kere vurdu o zaman? Ne alaka işte 10 tane sıkmışım. Aynı i̇ki tanesi iki... aynı yerden girmiş. O zaman 9 tane çıkması lazım. Ama hı? 10 tane çıkıyor saydığımızda. Nasıl yaptın bunu kurguda? Kurguda falan yapmadım ben bunu. Kurgu değil yani oralar. Gerçek. Hiç inanmadım. Gerçek, hiç kurguda bir şey yok. Şimdi denemelere geçmeden önce sizlere bu videonun sponsoru Infinix ve yeni çıkarttıkları model Infinix Note 30'dan bahsetmek istiyorum. Note 30 modelinin en çok dikkat çeken özelliklerinden bahsedecek olursam öncelikle üstünde JBL'le ortak bir şekilde geliştirilmiş stereo hoparlörler bulunuyor. JBL ses kalitesine sahip iki tane hoparlörle oyun oynamak da içerik tüketmek de fazlasıyla güzel. Telefonun arkasında 3 tane kamera bulunuyor. Bunlardan ana kameramız 64 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Ekranımız 6.78 inç 120 Hz'lik bir tazeleme oranı bulunuyor ve 240 Hz'lik bir dokunma hassasiyeti var. Telefonu 45 Watt'la hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz ve hatta isterseniz bu telefonu bir powerbank gibi kullanıp başka telefonları bu telefondan şarj edebiliyorsunuz. 6 nanometre teknolojisiyle üretilmiş Helio G99 işlemcisiyle akıcı bir şekilde oyun oynayabilir ve 8+8'lik toplam 16 GB RAM ile pek çok görevi aynı anda rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca telefonda oyun oynamayı sevenler için başka özellikleri de var. Mesela telefonda oyun oynarken bir taraftan YouTube izleyebilir ve arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Telefonun tasarımı da fazlasıyla güzel. Öncelikle arka tarafta mat bir yüzeyimiz var. Kameranın çerçevesi ise parlak bir yapıda. Ve burası ışığa göre ton değiştiriyor. Infinix'e bu videoya sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Infinix Note 30 modeli hakkında daha fazla detaylı bilgi edinmek isterseniz açıklama bölümüne link bırakıyor olacağım. Şimdi ilk denemek istediğim hedef bir domates. Tutturabilecek miyim bilmiyorum ama ultra slow motion kamerayı falan ayarladık. Kırbacın uç kısmını buna denk getirebilirsem ne olacağını görmek istiyorum ve kırbacın uç kısmı şu. Bildiğiniz incecik bir ip. Böyle hiçbir sertliği falan yok. Tespih ucu gibi. Tespih ucundan bile yumuşak. Allah Allah. İyi, hazır mısın? Geçiyorum ben kameranın başına. Geç. Ben hazırım. Ben değilim. Tutturabilir miyim? Ben hiç inanmıyorum tutturabileceğine. Bu kolsuzlukla. Bak bak bak. Şimdi tutturdun da bir şey oldu mu? Dokundum. Şu hareketi mi yapmam lazım? Yine bir şey olmadı. Böyle öpüyor sadece. Crack yaptım. Sesi duydun mu? Sesi duydum da yine bir şey olmadı. Ama şeyi yaptım. Bence tabure yüzünden tutturamıyorum. O yüzden şöyle daha ince bir şeyle değiştireceğim. Domatesle yıldızımız pek barışmadı gibi duruyor. Birazcık daha büyük bir hedefe geçmeye karar verdim ve kırbaçta da bir modifikasyon yaptım ama şu an ne yaptığımı söylemeyeceğim. Çünkü çok iyi bir fikir olabilir ya da berbat bir fikir olabilir. Harun kendini koru. Ben full korumayım şu an. Gözlüğüm, özlüğüm, her şeyim takılı. İşe yarar mı sence? İnşallah yarar. Oo, ben biraz daha saklanayım.
Sonunda vurdum. Patladı mı? Patlamadı çünkü şuraya vurmuşum. Umut var bence. Olacak. Ben de bir güvendim sana. Çok yavaş tıkayan oldu. Yanlışlıkla yaptı. Yanlışlıkla vurdum ve ne oluyor ya? Göstersene bir. Nasıl oldu o? Bak şimdi. Yalnız bayağı iyi patlamış da. Ya bir şey diyeceğim, bu kadar yavaş vurduğumda böyle patladıysa. Ama bak kamerada farkındaysan bile isteği vurmuşsun gibi gözüküyor. Ama sen gerçekte bile isteği vurmadın. Evet, yanlışlıkla vurdum. Canım o kadar susadım ki. Bir şey diyeceğim, yerde gübre var. Bu da benim kardeşim işte, yapacak bir şey yok. İdare ediyoruz. Tamam, şimdi bunu bilinçli bir şekilde vurmam lazım. Oo! Ama bile isteği vurunca patlamıyor. Oo! İkiye yardı. What? Oha! Yaptığım şeyi göstereyim bu arada. Öncelikle ipe birkaç tane düğüm attım ve ucuna bir tane küçük balık kurşunu koydum. Diyeceksiniz ki niye böyle bir şey yaptın? Çünkü baktım olmuyor yani, domatese bile zarar veremiyorum. Sonra hızlıca bir araştırma yaptım. Buraya Kevlar uç koyuyorlarmış ve o Kevlar ucun üstüne boncuklar ekliyorlarmış. Benim istediğim şeyleri yapması için. Ben de baktım boncuğum da yok, Kevlar'ım da yok. Dedim ki düğüm atayım, bu düğümler boncuk olsun. Bu da Kevlar ağırlığına ulaştırsın mı? Gerçi Kevlar çok hafif ya. Bilmiyorum, öyle ya da böyle oldu mu oldu. Oldu. Gerisi önemli değil. Ben de vurayım mı? Bir kere. İki kere vur. İki kere. Vurabilir misin şey peki? Vurabilecekmiş gibi düşünmüyorum. Sanki vuramayacakmışım gibi. Ben ama şey sen... yapayım mı? Komple bir şey zırh yiyeyim mi? Yok canım, o kadar da değil. Ama hani sen vurduysan ben her türlü vururum zaten. Ben bunun arkasına saklanacağım. Çok mantıklı ha. Bak şöyle koyacağım bunu. Ayağına falan gelirse zaten. Burada duracağım. Zaten tek yapmam gereken şunun düğmesine basmak. Evet hadi. Vuruyorum, hazır mısın? Hazırım. Ben hiç bilmiyorum ki vurmayı. Yaparsın sen. Nasıl şimdi böyle çeviriyoruz. Ah be. Ah be. Helal be. En azından tutturdum. Bir de şöyle deneyeyim. Oo. Bu çok yamuk gidiyor. Ah be. Oo. Yardım. Çok oğlayacak gibi bir şey yapamadın sanki. Kafasını ama. Kafasını yardım. Bir tane daha başka bir şey de vurayım mı? İki tane vuracağım. Domatese vurayım mı? Vuramaz. Nasıl vuramam? Ben vuracağım buna, görürsün. İkinci vuruşumda vurdum ama. Vurmadın ama. Vuramadım. Aa! Nasıl ya? Yapmıyorum abi. Domates olmuyor. Sana hak verdim. Yapamıyorsun ya da. Domatesi bırakıyorum. Sıramı da sana devrediyorum. Şu an bir abi olarak yapmam gereken şey bu domatesi vurup... Eğer sen o domatesi vurursan, geçen videodan bana 10.000 TL olan borcunu siliyorum. Bu kadar da netim. Vuramazsın kardeşim. Yes! Vurdun da patlamadı ki doğru. Patladı. Dur şunu. Evet, hemen VAR'a gidelim. Al sana VAR, al. 10.000 liramı patlamış. Demek kaybettiğini kabul ettin yani. Geçen video kaybettiğini kabul ettin o zaman. Hileyle kazanmıştın ama ben dürüst bir şekilde kazandım. Sen hile yaptın oğlum. Neyse hadi, hadi senin için siliyorum. Kaydı değil. Kaydı siliyorum. Hemen görüyor ve arttırıyorum. İkisini birden vurabilirsem. Evet. 10.000. İkisini birden vurabilirsem bana 10.000 lira mı vereceksin? Ben vurursam niye vereyim, mantıklı mı? Ben mi vereceğim? Evet. Kafana göre niye arttırıyorsun? Ben 10.000 lira veremem sana. Hadi 5. 2.5. 5. Tamam hadi. İkisini de ortadan yararsam o kadar güzel olacak. Oy. İçmek ister misin bunda? Bak bu seferki gübreye değmedi.
Gördüğünüz gibi bu videoda hiçbir şey ziyan olmuyor. Kesinlikle. Afiyet olsun paşam. Sağ ol kardeşim. Ne yaptın lan? Bir şey yaptım. Fark ettiysen burada ortadan ikiye bölünmüş iki şey var. Ve ikisi de benim eserim. Bak benim eserlerim vs senin eserin. Tamam abi sen daha iyisin ama... Kamyondan düşse de bu olur zaten. Tekte yapamadın. Tekte yapamadığın için ben vermem o parayı. Bunu tekte yaptım. Ama ikisini aynı anda yaracaktın. Amaç oydu. İkisini aynı anda yardım. Ama ilk denemede birini yardım. Ya kıvırmak için her türlü yol deniyor ya. Kıvıracağım tabii. Az para mı? Sana yeni hedef bahşediyorum. Kavun. Olur mu ki? Olur herhalde. Kocaman şey. Tutturursun bunu da herhalde. Altına bak. Benim şeylerimden koy. Neylerinden? Oldu. Onun için yaptım bunu. Evet evet. Çok güzel oldu. Bunu bir de bir tutturamazsam utanırım. Ben de senin yerine utanırım. Ne yaptın? Kestim, dilimledim. Kavundan bir dilim aldım bildiğin. Bir dilim daha alır mısın? 5'e böleceğim bunu. 5 farklı şey yapacağım böyle yiyeceğiz sonra. Oha! Yok artık. Bunu bilerek yaptım. Trick shot'tu bu. Kesin bilerek yaptın. Ben deneyeyim mi? Dene. Ay diyerek vurdum böyle yani. Onu ortadan ikiye böl. Sana bir yıllık benzin. Oha ama gezerim kafama göre. İstediğin kadar gez. Yok canım. Ortadan ikiye böldüm. Ah kafasını dilimledim. Bu arada Harun'un sürdüğü araba dizel. O yüzden benzin hiçbir işine yaramaz. Bu arada ben salak değilim abi. Benim arabanın dizel olduğunu biliyorum yani. Duydun mu? Ne? Duyuluyor muydu? Ne? Sessiz sessiz konuştum. Bir şey duymadım. Konuştun mu? Oğlum ben artık senin dediklerini 2-3 kere düşünüyorum. Algıladım yani ben senin orada yapmaya çalıştığını. Sen bir zekileştin son. Balık mı yiyorsun? Ne yapıyorsun ya? Tabii oğlum. Kitap mı okuyorsun? Oo, saplandı. Masaya mı? Masayı kırdım. Ya yeter ya. Bir şey oldu. Bir şey oldu da olmuyor. Şimdi abi ben her YouTube videosunda olması gereken bir şey denemek istiyorum. Şimdi bunu alıyorum. Ya inanıyor musun gerçekten onun olacağına? Bak ben bunu çok özel bir yerden aldım. Olacak. Mümkün değil. Olacak. Bakalım düzgün karpuz seçmiş mi? Bence gayet iyi bu arada karpuz. Bence biz bunu yiyelim. Zaten yiyeceğiz biz büyük ihtimal bunu. Nasıl? Güzel karpuz seçmişsin. Harbiden mi? Ben de versene. Oha bayağı tatlı. Oo! Ne oldu? Çek çek! Sapladım! Bak şuna bak. Saplandı içine. Bayağı saplanmışım ha. Şurayı kesmiş misin, çizmiş misin? Çizmişim. Çizmişsin. Çıkarıyorum. Bence olacak abi bir şeyler. Bir şeyler olacak ama bence o istediğin şey olmayacak. Olacak. Olmuyor abi. Vuramıyor ki zaten. Yani olmayacağı niye da belli ben, ama. Niye hep ben pes etmiş gibi oldum ya bu videoda? Çünkü hep pes ettin. Of ya. Bir de iyi yanından bakalım. Yiyebileceğimiz çok lezzetli bir karpuzumuz var. Evet. Evet. Hatta şu kavunun da üst tarafını yiyebiliriz. Alt evet. Tarafını da tavuklara veririz. İyi güzel. Sen bunu al götür ben şeyi denemek istiyorum. Ses bariyerini görebilecek miyiz? Çok yüksek FPS'te. Şimdi FPS'i iki katına çıkarttık. Ses bariyerini görebileceğimize emin değilim ama görürseniz şunun tam ucundan arkadan böyle bir şey gelecek. Hava bariyeri. F-16 gibi yani. Evet onun küçüğü. Ya o uçakların arkasında olan şeyin küçüğünden oluyor işte ama böyle özel şey lazım onun için. Aynalar maynalar bir şeyler kullanıyorlar. Bizde yok. Ama bu testi yapan üniversite 500 FPS ile yakalamış ses bariyerini. Biz kat kat fazla çekiyoruz. Çok FPS'imiz var. Aynamız yok. Sen de mi sapladın bu sefer? Evet.
Geçtik mi ses bariyerini? Geçtik geçtik. Kameranın ekranından gözüküyor mu anlamadım ama bilgisayara geçince emin olacağım. Kolun ağrıyor mu Arun? Ağrıyor. Benim de şurada böyle çok garip kaslarım ağrıyor. Evet, gerildi kolum. Ve tek teknik öğrenebildik, farkında mısın? Sadece şu kafa üstünden çevirmeyi yapabildik. Bunu dert etmeyeceğim şimdi kendime, anladın mı? Ben dert ettim. İnsanların bunların bütün tekniklerini öğrenmesi bir yıl sürüyormuş. Benim bir saatte öğrenmem lazımdı. Aha, kesin öğrenirsin. Şimdiye kadar test ettiğim kesinlikle en ilginç şeylerden bir tanesiydi. Ve düşündüğümden çok daha zor olsa bile bayağı eğlendim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca ultra slow motion videoları hoşunuza gidiyorsa yorumlar bölümünden bunu bana söyleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.